Arkadaşlar merhabalar. Merhabalar Minik Hanım, ne yapıyorsun bakalım? Arkadaşlar ben de yaklaşık 5 gündür hiç bahçeye çıkmıyorum diyebilirim. Hepsini de çok özledim. Az önce böyle hepsi koşturdular. Beni böyle ısırdılar mı, sevdiler mi bilemiyorum. Çok özlemişler beni, değil mi? Çok özlemiş benim kızım beni. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar Instagram'dan da söylemiştim rahatsız olduğumu. Yani kaç gün oldu? Dediğim gibi 5 gün oldu. Daha öncesi de var tabii ki. Böyle ani ani şeyler olabiliyor bana. Ondan ne? Böyle evdeki köpeklerimizi, kedilerimizi, her şeyimizi unuttuk değil mi? Abiler, babalar, kardeşler hepsini bana odaklandılar. Bu yavrucaklarımız biraz ilgisiz kaldı. Biz normalde hani yağmur, çamur, kış demiyoruz arkadaşlar. Günlük hani mama işte su dışında da günlük çıkıp hepimiz ayrı ayrı konuşup seviyoruz. Oyunlar oynuyorduk. O kadar bunlar da sıkıldılar ki artık evin kapısına gelip tırnak atmaya falan başladılar. Yani ne oluyor diye. Çünkü kimse ilgilenmiyor falan. Böyle anne hasta olunca hayat durdu bizim evde. Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Bihter'im ne yapıyorsun kızım? Bihter'im zaten çok özlemişti. Anneyi de ısırdı az önce. Isırdı. Sevdin mi ısırdın mı anlamadım kızım. Bu arada Bilge Kağan'ı çıkartmadım arkadaşlar. Çıkmak istedi aslında da hava biraz soğuk. Şimdi onu da hasta etmeyelim. Hani bana 5 gün böyle 50 gün gibi geldi diyebilirim arkadaşlar. Yani nasıl anlatayım? Yaşadığımı bir ben bir Allah bilir diyebilirim. İnşallah her şey yoluna girer diye kendi adıma ümit ediyorum. Tyson'ımızı da bir gidelim. Tyson'ımız akşamları görüyorum gerçi Tyson'ım yanımda yattı hatta birkaç gün. Değil mi oğlum? O da üzüldü anneye. Susadın mı sen? O da kızıyor. Yine kızıyor. Dur. Hepsi oyun istiyor ya. Nasıl özlemişler. Ay. Manro'yu bile çok özledim. Camdan bakıyorum arada bir ona. Yalnız ısırıyor. Değil mi? Oyun oynarken ısırıyor. Alttan alttan ısırıyor beni. Ama arkadaşlar şunu fark ettim. Gerçekten köpekler olsun bilhassa Bambi de daha çok bunu fark ettim. Sizin hasta olduğunuzu anlıyorlar. Hani yaptıkları hareketler değil mi? Bambi böyle şekilden şekile giriyor güya üzülüyormuş gibi böyle miyavlıyor falan. Hani gerçekten ağlayasım geldi hatta. Gerçekten kedi köpek dememek lazım. Hakikaten çok duygusallar. Bak şimdi sinirlendi. Sinirlendik. Bambi ağlıyor ama. Gerçekten Bambi beni çok üzdü ya. Bambi anlıyor seni ruh halinden herhalde. Alıştı evet. Ya şimdi evde büyüdü ya bizle beraber. Bir de normal. Benim kucağımda yatıyor falan ya. Onunla kaç gündür ilgilenemiyorum. Hatta dün gece saat 2 gibiydi. Nasıl ağlıyor odada? Çıkarttık artık Tyson Bey var diye hani salmıyoruz akşamları. Evet buradan bir eleştiri de yapıyorum hemen. Bambi'ye bizden daha çok düşkünsün. Çocukları bile onun kadar sevmiyorsun. Bilmiyorum ne ya daha öyle, öyle bir şey yok. Hani Bambi bana çok düşkün olduğu için onun annesi babası da yok. Hani üzülüyorum. Tam tersi değil mi yani? Bu arada biraz da zor konuşuyorum. Ağzımı açmamaya çalışıyorum. Arkadaşlar o kadar rahatsızlığımın içinde bir de diş rahatsızlığı çıktı. 20'lik dişimi çektirdim. Yine sesimde bir problem yok değil mi? Konuşabiliyorum. Yani. Da canlı olmasa da gene de konuşuyor. Yani hiç konuşamıyordum arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Süslüyü biraz süslüyle oynayalım. Ve sana ihtiyacım var. Şimdi ben süslüyü alırsam çünkü süslü çok hareketli. Bir taraftan çekim bir taraftan süslüyle baş edemem diye düşünüyorum. Bizimkiler de mama yediler. Bu arada arkadaşlar bahçemizin falan böyle kirine pastasına bakmayın. Kusura bakmayın dediğim gibi hani bizim evde korona hani hayatı durdurdu ama bizim evde ben olmayınca da hayat durdu diyebilirim. Çünkü herkes bana odaklandı. Değil mi? Biraz bahçe temizliği falan kaldı. Ya günlük yapıyoruz. Günlük yapıyoruz da yani ince temizlik yapmıyoruz. Dün mesela temizledim. Yuvaların önlerini süpürdüm. Çöpleri attım. Bugün gene az önce çöpleri attım. Ya günlük çöpü atıyoruz ama öyle genel bir temizlik yapamıyoruz şu anda. Zaten biliyorsunuz korona diye bir şey var. Pek böyle evin civarından dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Mecbur kalmadıkça. Anca öyle. Şimdi ne yapalım? Gidelim mi Süslü'ye? Süslü'nün yanına mı gidelim? Süslü'ye gidelim hadi ya. Hadi bakalım. Süslü'yü çok özledim. Süslü oyuncu. Camdan ekmek attım ona. Ekmek gitti ağacın başına kondu. Aynısı ağlıyor oradan. Sonra orçunu gönderdim. Aldı da verdi.
süslüyor. Aslında kombili bıraktırmak istedim de şimdi yine kaçacak. Manju? Oğlum. Hepsi çok özledi, çok özlediler. Ya ben hepsini üstüm atlamayı seviyorum. Ay ne kadar düşkünler, ne kadar babaya düşkünler, ne kadar düşkün. Oy, ay. Elim yemeye çalışıyor. Ay yemeye çalışıyor. Manro hepsi benim yüzümden. Özür dilerim ama ben de isterek yapmadım. İlgisiz mi kaldınız oğlum siz? Bu arada Manro çok sessiz falan diyorduk ya. Yeni geldiği için, çekindiği için sessizmiş. Dün gece bir havlıyor, bir havlıyor, anladım. Camdan çıktım, baktım. Tabii sesi yabancı oldum. Başka köpek mi geldi bahçeye diyorum. Bir baktım Manro havlıyormuş. Sen havlamayı mı biliyorsun oğlum? Ha? Havlamayı biliyor musun sen? Ay annem ay. Gezmek mi istiyorsun? Bir süslüğü gezdirelim de seni de gezdirelim biraz, tamam mı? Azıcık süslüğü gezdirelim oğlum. Süslü çok ağladı çünkü. Bildiğiniz ağlıyor arkadaşlar. Kızım? Annem ne yaptın? Anne az da olmuş da gelememiş mi benim kızıma? Ha? Bakamamış mı benim kızıma hiç? Bakamamış mı benim kızıma? Benim yüzümden size bakamadık mı kızım? Senden de özür dilerim. Tabii bağlı kalmayı istemiyor ama. Evet. Yapacak bir şey yok yani. Biraz yaramaz arkadaşlar, kusura bakmayın yani. Süslü çok hareketli ve yaramaz. Diğer köpekleri de titriyor. Onun için mecbur bağlıyoruz. İşte sürekli günlük oyun ve konuşulunca o kadar hissetmiyor da, dediğim gibi biraz ayrı kalınca hepsinin şey oldu, böyle bir tedirgin oldular sanki. Ne oluyor falan diye. Şimdi biraz daha iyi, alıştı artık. Değil mi kızım? Sen de mi çok hissedin? Bu gelmiş kapıyı tırnaklıyor arkadaşlar. Ağlıyor ağlıyor ama kızım anne hasta, nasıl baksın sana? Evi temizleyemiyorum zaten. Bir de tuvalet eğitimin yok. Ne olur ne olmaz. Alamadım senin içeriye. Kim temizleyecek? Çözelim mi onu? Kızım. Gezelim birazcık seninle. Aferin benim kızıma. Aferin ama annenin gücü yok. Seni taşıyamıyorum. Taşıyamıyorum. Aferin benim kızıma. Çok güzel bir kız bu. Çok güzel bir kız. Hadi. Dur babası tasma getirsin de gidelim birazcık, değil mi? Kaçalım mı evden? Hı? Kaçalım mı? İn bakalım. Of tırnak tadı. Nerede ekmeğini yedin mi ekmeğini? Dur tamam bekliyoruz. Evet Süslü Hanım. Şimdi yavrular bırakmasın. Süslü Hanım. Şimdi arkadaşlar şeyi göstereceğim size. Geçen gün de biraz Süslü'yü aldık, biraz bahçede dolaştıralım dedik. Yavrular o kadar özlüyorlar ki onu. Gerçi hep yanındalar ama sanki hiç görmemiş gibi davranıyorlar. Şuna bak. Tamam Manro'ya bak. Manro tamam oğlum. Yanından uzaklaşalım biraz. Evet gidelim ön tarafa. Süslü. Siz birbirinizi çok mu özlediniz böyle? He? Çok mu özlediniz? baksan. Süslü bir salsak şimdi böyle direkt parka doğru koşup gidecek. Değil mi? Sen eksiktin Apollo, koş. Apollo koş. Bak Süslü geldi, Süslü. Gel. Apollo sen neredesin? Seni hiç görmedim ben oğlum. Sen beni özlemedin mi? Bir tek sen gelmedin benim yanıma. Niye öyle yaptın? Bak bak. Ya benden niye çekiniyorsun? Hades'ten çekinmiyor. O kadar dayak yedin Hades'ten. Benden çekiniyor ya. Hades'le kanka olmuş Apollo. Baksan. Canavar da geliyor. Apollo'ya bak ya, gelmiyor, baksana. Apollo. Süslü. Gezelim dedik, yattın kızım sen de. Hadi gel Tyson'ın yanına gidelim. Tyson seni çok özlemiş. Gel. Bakalım. Hadi. Dur. Gel Tyson'ın yanına gidelim.
siyah gidiyor. Neyse gitmeyelim o zaman. Gitmeyelim. Süslü Tyson'ı kendine bodyguard yaptı ya. Ha bu arada bodyguard yaptı derken arkadaşlar, Süslü kendine bodyguard yaptı diye bir videomuz var. Oraya böyle bazen öyle yorumlar geliyor ki, ben hatta o hasta halimde açtım videoyu izledim. Ya neresinde şiddet var? Yani gerçekten kendi kendimden şüphe duyup videoyu açıp izledim ya. Demiş ona şiddet var ya, ya bir sürü öyle, şimdi kimin ne olduğunu bilemem de yani. Bizim Tyson normal, Tyson ben mesela biraz yumuşak sevdiğim için benimle çok oynamıyor. Tyson şey seviyor arkadaşlar böyle. Hani bir çocuğu mancıklayarak seversiniz ya. Tyson da o şekilde oyun oynamayı biliyor. Hani öyle hoşuna gidiyor. O şekilde oynadığımız için yani onun neresinde bir şiddet var ya. Mesela hani şu an ben yapayım örneği. Tyson'ı bu şekilde hani dokunarak değil de böyle çaplak atar tarzı oynadığınızda. Şimdi yapamıyorum, üzerime atlıyor şu anda Süslü. Dur. O şekilde hoşuna gidiyor. Arkadaşlar hani nasıl izliyorsunuz, hangi gözle bakıyorsunuz gerçekten anlamış değilim. Hani o gözle, nasıl bir gözle baktın ki sen hayvanın orada şikayetçi olduğunu düşünebildin? Tyson sert seviyor, evet. Böyle değil. Böyle vurduğu zaman hoşuna gidiyor onun. O kadar. O öyle sevilmeyi seviyor. Her köpek farklı. Süslü daha nazik mesela. Süslüyü de kucağına alacaksın, yavaş yavaş evet. Okşayacaksın. Yani ondan Tyson mesela benimle çok fazla oynamıyor derken beni düşürüyordu. Değil mi Tyson'ım? Anne vur mu yani? Dur bir de ben vurayım sana. Senin eşek sıpası seni. Böyle şaplak atarak seviyor işte. Değil mi oğlum? Ya onu yazanlar çocuktur zaten. Çocuk hani de. Takılmıyorum ben, alınmıyorum. Cevap bile vermiyorum onlara aslında da. Hadi gel bakalım Süslü. Süslü kalk. Süs ot mu yemeye başladın görmeyeli? Kızım otçu mu oldun sen? Süslü ilk geldiğinde et yemiyordu, şimdi yiyor. Değil mi? Çok seviyor. Hiç yemiyordu adını, tavuk falan, şimdi yiyor. Küçük kırıp ufalayıp verdiğin zaman bayılıyor. Gel kızım, Süslü. Gel kızım, hadi gel. Malın yanına gidelim hadi gel. Efes'e bak, Efes. Efes de babası kılıklı. Efes! Gel, Süslü. Gel, oğlum. Apollo sana çok kırgınım. Bir tek beni Apollo özlememiş. Hiç yanıma bile gelmedi. Valla kim geldi kızım? Valla kim geldi kızım? Ay dikkat et, Marla'nın sağ solu belli olmadı. Evet, Marla birazcık sert. Ağacın altında kaldım yalnız, ben giremiyorum. Ben de ağacın altında kaldım. Siz ne yapıyorsunuz ya? Şöyle açamıyorsam. Ya şunlara bak, sürü gibi ya. Bu nasıl bir süslü aşkıdır? Marla? Şuna bakar mısın? Hepsi onun peşinde. Süslü çok şanslısın kızım. Çok şanslısın. Var lan kızım. Tamam Süslü otur. Hayır üstüme çık. Kızım. Ya yavrular bir rahat bırakmıyorlar ki. Her yerde varlar. Hadi senin yanına gidelim bir de. Gel Süslü. Süslü gel. Gel kızım. Gel. Bu arada rahatla çekim yapamıyorum arkadaşlar. Ağacın içinde kaldı. Gel. Bir dakika. Gel. Olmaz hareketli. Süslüyü rahat gezdiremiyorum ki. Süslü bir sağa gidiyor, bir sola, bir öne, bir arkaya. Nereye gittiği belli değil. Gel kızım. Gel. Hadi Esa bak. Hadi Es. Gel. Bak arkadaşını getirdik sana, arkadaşını. Özlediniz mi Süslüyü? Süslü püftü ama. Biraz sert oynuyor. Yürüyor musun? Ay bir durun tamam çek bence. Şimdi bak kavga çıkartacaklar. Çek. Hayır diğerlerine kızıyor. Bu yavrulardan şey rahat yok. Bak kereye bak. Bence diğer tarafa geçelim. Hele rahat vermiyor. Ön tarafa geçelim çünkü çok şey ses yapıyorlar. Gel Süslü. Tabii arkadaşlar bu arada hani çevreye de rahatsızlık vermek istemediğimiz için böyle dikkat etmemiz gerekiyor. Çok hakikaten çok bağırışıyorlar. Süslü gel. Süslü kalk. Hera. Tamam kızım gel. Seni de çok seviyorum. Süslü çok sıkıldı ama biliyor musun? O çok gezginci bir köpek. Gezginci. Tamam. Manru'ya bakın ya. Manru'nun
Maruh'un sesi çıkmıyor dedik. Maruh, valla içinden canavar çıktı Maruh'un. Demek ki çekindiğinden şey yapıyormuş ilk günlerde. Efe, evet. Efe'si, şiş ne yapıyorsunuz böyle, şiş ne yapıyorsunuz? İşte böyleler arkadaşlar, gördüğünüz gibi hani bizim dışarıda olmamıza çok alışmışlar. Biz dışarıdayken çok mutlular. Ama evden hani bahçeye kimse çıkmadı mı başlıyorlar bağırışmaya, neredesinizler gibi, değil mi? Değil mi kızım? Baba gezdirsin mi seni? Baba sen bence almışken onu biraz da parka götür. Hani ben o tarafa kadar çok yürümek istemiyorum. Şey dişim rüzgar oluyor. Şey ağzım şey dişim acımaya başladı. Ya arkadaşlar kusura bakmayın bu arada zor konuşuyorum. Değil mi kızım? Ama anne yine de durmadı. Video çekmeyi bile özledim yani o derece diyebilirim. Hem de benim kızıma ekonomik katkıda bulunmak istiyorum ben. Değil mi kızım? Mama alacağız ben kızıma. Güzel mamalardan alacağım. Benim kızım kötü mamalardan yemiyor babası. Niye böyleler bizimkiler bilmiyorum. Böyle bir durum var. Değil mi oğlum? Kaliteli mama olacak. Bizimkiler yemiyor arkadaşlar. Açık almasın dedi. Mecburen iyisinden alıyoruz. Onun için de ne yapmak gerekiyor? Annenin, babanın, abilerinin çok çalışması gerekiyor. Değil mi süslü? Evet arkadaşlar. Hani bugünlük de böyle olsun. Ne yapalım Süslü Hanım? Ben bay bay yapayım da siz gidin, tamam mı? Ben de öyle hep karıştırıyorum, ağzım alışmış. Evet arkadaşlar, bizlere destek olmak için videolarımızı like atıp kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.